Evet, şimdi dünyadan manşetlere bakalım. Süheyla bizimle, hoş geldin Süheyla. Merhaba Süheyla, arkadaşlar. Hoş geldin ama ilk aktaracağımız tabii ki İsrail basından haberler, çok hoş değil. Avrupa Birliği'nden uyarı var, iyi yaşa. Çok yaşa. Siz de görün. Joseph Borrell'in sert açıklamaları var. Sonra yine İsrail'den yapılan açıklamalar var. Hemen başlayalım Jerusalem Post'la. Başlayalım İsrail basınıyla. Artık İsrail üzerindeki uluslararası baskının arttığını çok net hissediyoruz zaten aylardır. Yeterli mi? Değil. Ancak seslerin yükselmesi, İsrail üzerinde baskı yapılması çok önemli. Artık Avrupa Birliği de baskı yapan tarafta. Hem artık ateşkes çağrısı dile getiren ülkeler var ki buna Almanya da dahil. Artık geç de olsa İspanya zaten Filistin devletinin tanınması için çok ciddi sert uyarılarda bulunuyordu. Dün de Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanları toplandı. En önemli gündem maddelerinden biri Gazze'deki durumdu ve Filistin'di ve Avrupa Birliği'nin dış politika yüksek temsilcisi Joseph Borrell İsrail'e şu ana kadarki en sert eleştirileri, en sert uyarıları yaptı. Dedi ki ben artık Orta Doğu barışı süreci ifadesini kullanmayacağım. Çünkü daha spesifik olmalıyız. İki devlet devletli çözümden bahsetmeliyiz. Çünkü tek yol bu barış için ve biz artık bunun arkasındayız. Bunun üzerinde yol haritası konuşmamız gerektiğine inanıyoruz dedi Joseph Borrell. Ve İsrail'i de iki devletli çözümü kabul etmeye, yani Filistin devletini tanımaya, bu yönde somut adımlar atmaya çağırdı. Ve hemen de şöyle bir soru ekledi. İsrail Filistin devletini tanımayacaksa o zaman hangi çözümü öneriyor? Tek çözüm Filistinlilerin tamamını öldürmek mi diye sordu. Çünkü gerçekten de İsrail'in önündeki yol ayrımı neredeyse bu gibi görünüyor. Filistin'i tanımamak, Filistin'in devlet olma hakkını kabul etmemek ve Filistinlileri öldürmeye devam etmek. Ki devlet olarak da ordusu olmayan bir devlet fikri var. Onu bile kabul etmiyor. Hatta Biden'ın yaptığı bir açıklamada Birleşmiş Milletler'e üye ve ordusu olmayan bir ülke. Ama şimdi Filistin'in durumuyla, şartlarıyla, şimdi o ülkelerin durumunu ve şartlarını karşılaştırdığım zaman çok garip bir benzetme olmuyor mu bu? Yani dediğimiz gibi ordu gücü olsun olmasın İsrail'de belirli bir kesim için, özellikle Netanyahu'nun da artık son dönemde beslendiği, yani Likud Partisi'nin beslendiği aşırı sağcı kesimler için Filistin'e dair her şey reddedilme noktasında. Kendi kimliklerini, güvenliklerini İsrail'de belirli siyasi odaklar böyle tanımlıyor ve bu odaklar da iktidarda. İsrail'de zaten biz bunun tehlikesine aylar öncesinde bütün dünyadaki uzmanları aslında işaret ediyordu ve şu anda en korkutucu senaryoyu en kanlı şekilde yaşıyor Gazze ve Orta Doğu. Ve hala Orta Doğu barış formülünden bahsederken yuvarlak ifadeler, muğlak ifadeler kullanılıyor bu kesimler tarafından. Ama Avrupa Birliği de bir anlamda isyan bayrağını çekip sert uyarılarda bulunmaya başladı. İsrail'e etkili olacak mı bilmiyoruz. Etkili olmasını umuyoruz. Bir diğer haber yine The Jerusalem Post'tan. Ana muhalefet lideri İsrail'de, hani hep konuşuyoruz ya, bir erken seçim ihtimali. İhtimali var ama tarihi belli değil. İşte Yair Lapid dün konuştu, kürsüye çıktı ve artık erken seçimin tarihini belirleyelim diye Netanyahu'ya açık açık seslendi. Ama bu konuda da fikir ayrılığı var. Çünkü İsrail'de özellikle iktidardaki parti ve savaş kabinesinin paydaşları savaş zamanı seçim olmasın ve biz tarihi belirleme konusunda dahi gündeme almayalım diyor. Ama bir yandan da savaşın yıllarca süreceğini söylüyor. O zaman yani değişim olmayacak gibi duruyor. Çok doğru bir tespit. Bir yanda böyle bir sorun var, bir yanda da muhalefet var. Yani o savaş kabinesinin paydaşı olmayan başka siyasi aktörler de var. Onlar da artık biz siyaseti bazı konulardan ayrı tutalım, erken seçim gündemini de ihmal etmeyelim, tarih belirleyelim diyorlar. Çünkü hükümete dair hoşnutsuzluklar İsrail'de had safhada farklı gerekçelerle. Bir de şimdi manşete bakma sırası geldi İsrail'de. Bakın ne diyor? İsrail ordusu Han Yunus'un batısında büyük ilerleme kaydediyor diyor. Şimdi bu İsrail'in iddiası, kendi yaptığı açıklama bu. Bir de işin diğer yüzü, madalyonun diğer tarafına bakalım Arap basınında. Dün ne oldu? Yine İsrail Han Yunus'a saldırı düzenledi. İki hastane hedef alındı. Ender
hedef alınmayan, bombalanmayan hastanelerden evet. ikisiydi onlarda, değil mi? Ve artık onlar da vuruldu ve Suudi Arabistan basını bu saldırıları katliam olarak ifade etmiş. Çünkü en az 65 kişi hayatını kaybetti. Ve bakın gömülenlerin fotoğrafını görüyorsunuz. Bir yanda da enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ama ulaşamıyorlar. Canlı bir şekilde ulaşma ihtimalleri çok az. Çünkü o bombaların yıkıcı gücü çok fazla. İşte İsrail ilerleme diye sunduğu Han Yunus'taki haber işte Suudi Arabistan basınında bir katliam olarak da adlandırılıyor. Çünkü İsrail biliyoruz ki saldırılarında hedef ayrımı gözetmiyor. Çok yıkıcı bombalar kullanıyor ve işte bu acı tablo değişmiyor. Bir de karikatür verelim mi? Evet, verelim onu da. Tam da bununla alakalı İngiliz basınından bir karikatür getirmek istiyoruz ekranlara, şu anda izleyicilerimize. İsrail'in Gazze'deki savaşı o kadar her canlıya yönelik ki, bakın bir İsrail askerini görüyorsunuz. Enkaz evet. üzerinde yükselmiş bir fidana, bir ağaca dahi bitkiye bile evet. namlu uzatıyor. Yani zaten Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada soykırım suçlamasıyla açtığı davada çok önemli bir tespit vardı. İsrail için Gazze'deki yaşamın ta kendisi hedef. İşte soykırımın gerekçesi bu. İsrail Gazze'de yaşam istemiyor demişti. Kendinin kontrolünde olmayan hiçbir şeye karşı diyebiliriz. İşte buna, bu çiçeğe bile evet, karşı yani karşı. İngiliz basınında bir bakış açısı gerçekten bazen karikatürler de söze gerek bırakmıyor. Evet. Bunu da evet. peşinden eklemek istedik. Şimdi Elon Musk tabii ki bu Hı-hı. ilk saldırılarda Gazze'nin elektriğinin, suyunun, internetinin olmadığı zamanlarda Elon Musk ben oraya uydu göndereceğim ve Gazze'liler interneti kullanabilecek demişti. Evet. Ama galiba bunun diyetini hala ödüyor. Ödüyor. Çok doğru. Bununla da kalmamıştı çıkışları. Şunu demişti. Ben evet. Gazze'ye yardım ulaştıracak kişilerin, örgütlerin de sesi olacağım. Twitter'da bunlara da imkan sağlayacağız. Göndermiş miydi? Göndermedi. Göndermedi değil mi? Zaten sadece altyapı da ona uygun da değildi. Evet. Böyle söylemle bir kalmıştı. Çıkışta bulunmuştu ve sahip olduğu X platformunu Filistinlere yardım toplayan kuruluşlara da açacağını söylediğinde çok eleştirilmişti. Evet. Paylaşımları antisemitik olmakla eleştirilmişti ve o kadar tepki gördü ki hala bir anlamda imaj toparlama çalışması yapıyor ya da kendisini işte o kesime yeniden kabul ettirmeye çalışıyor. Son durağı neresi oldu ki İsrail'e de gitmişti hatırlıyoruz. Auschwitz kampı oldu. Oraya gitti çocuğuyla birlikte ve şunu dedi. Yahudi karşıtlığı konusunda çok naif davranmışım. Özür dilerim. Bir anlamda günah çıkardı ama bu işte Yahudi toplumunun, lobilerinin her ifadeyi kullanabilirsiniz. Ne kadar etkili ve baskıcı ve baskın olduğunu gösteriyor. Dünyanın en zengin iş insanı sürekli özür dileyerek böylesi hassas noktalara giderek ziyaretler gerçekleştiriyor. Evet, biraz hızlanalım Süheyla. Evet. Zamanımız daraldı. Diğer gazetelerimize geçelim. Fransa ile devam edelim. Fransa ile devam edelim. İlk sayfada Paris Moda Haftası'ndan bir görüntü, bir defile fotoğrafı var. Ama bizim konuşacağımız konu bu değil. Göçmen sorunu Fransa'da. Çünkü Macron bir öneride bulundu. Le Figaro'da bununla ilgili tartışmaları manşetine aktarmış. Malum Fransa Paris Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak ama bir göçmen sorunu var Paris'te. Sen de en son gittin, çok evet, görmüşsündür. Çok. Kayıt dışı göçmen sokaklarda çok fazla. Zaten ama Paris kendi başına kayıtlı olsa bile çok sayıda göçmeni barındıran evet, bir şehir. Evet. Şimdi kayıt dışı olduğu zaman tabii onlar bir anda çözüm bulmak pek mümkün değil ama ne evet, yapacaklar onları? Macron'un önerisi şu: bu düzensiz kayıt dışı göçmenleri alalım Paris'in merkezinden taşradaki, kırsaldaki bölgelere dağıtalım diyor. Ve belediyelere böyle bir şekilde görev yüklüyor. Bu belediyeler geçici değil, kalıcı bir çözüm önerisi olarak sunuyor tabii galiba, değil mi? Evet tabii. Ki bunun da uygulanamaz olduğunu düşünen belediyeler var. Diyorlar ki biz günah keçisi değiliz. Sizin evet, sorunlarınızın bedelini biz ödemeyeceğiz. Bizim halkımız tepki gösterebilir, suç oranları artabilir ya da işte toplum yapısı, nüfus yapısı dengesi bozulabilir diyerek Macron'a meydan okuyorlar. İşte böylesi yine Fransa'da bir gerilim var göçmenler üzerinden. Evet, Almanya ile devam edelim. Almanya'da bir vefa, bir veda vardı Berlin'de. Almanya'nın birleşmesinin mimarlarından ve Avrupa Birliği'nin de en önemli aktörlerinden Wolfgang Schäuble veda töreni yapıldı.
yapıldı. 26 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. Macron da parlamentodaki törene katılmış. Avrupa'nın temel direğiydi demiş Schlaube için. Ama biz bir dipnot düşelim. Özellikle Yunanistan'da hiç sevilmeyen bir figürdü. Çünkü sıkı, katı, kemer sıkma politikalarının Avrupa Birliği bölgesinde uygulayıcısı idi. Dolayısıyla komşumuzun sevmediği ve Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne katılmasını istemeyen diğer bir Yunanistan krizlerinde hep gördüm. Avrupa Birliği o krizleri toparlardı. Evet. Ama o isimle birlikte değil mi? Bir ara memur maaşları acı bile çok zor. Acı reçete kesildi. Evet, acı reçetenin aslında bir anlamda sembolüydü Yunanlılar kesinlikle için. Şimdi biz uzaya astronotumuzu gönderdik. Tabii ki uzay bilimi dediğimiz zaman daha fazla hedeflerimiz olduğunda Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Keşke değil mi yakın bir zamanda kendi uydularımızı zaten gönderiyoruz ama kendi yaptığımız tarzı, uzay araçları. Değil mi? Uzay araçlarımız, daha çok bilim, daha çok buluş ve bunların ama hiç de kolay olmadığını aslında teknolojide epey bir yol kat etmiş olan Japonlar da deneyimliyorlar. Orada evet. da bazı aksaklıklar oluyor sanıyorum. Akla gelemeyecek belki de ya da konuşalım üzerine Japon basınındaki haber. Şimdi Japonya ne oldu geçtiğimiz günlerde? Ay'a başarıyla inen 5. ülke oldu. Tarihe geçti, adını başarıyla yazdırdı ama bir fiyasko oldu orada. Çünkü Japonya'nın Ay'a başarıyla indirdiği uzay aracının bataryası bitti. Ve 2,5-3 saatte mi bitti o kadar kısa sürede? Çok kısa sürede tükendi. Burada tabii ki bir yanlış konumlandırma sebepmiş. Kendisini şarj edebilecek pozisyonda olmadığı için, güneş enerjisinden yararlanamadığı için böylesi bir kullanılmayan durumda. Ay'a başarıyla iniş var ama faaliyet yok, icraat yok devamında. Şimdi Japonlar bunu çözmeye çalışacaklar. Peki Süheyla ne olmuş? Hı-hı. Şarj bir anda tükeniyor. Hı-hı. Ay'ın ortasındayız. Şimdi tekrar geri dönmek de o kadar kolay değil. Tabii ki insansız bir araçtı bu. En önemli rahatlatıcı tamam. nokta bu. Çünkü bari. Bir de insanlar olsa yani bir film konusu evet, olabilir. Evet, tamamen bir korku filmine dönebilir. Evet, gezici bir araç, insansız bir araç ki bu araçların bile Ay'a yumuşak iniş yapması çok zor. Birçok başarısız tecrübe var. Son başarısız örnekleri de Rusya gerçekleştirdi. Ama Ay'da her türlü adım, her türlü gelişme çok önemli. Ay'da rekabet kızışıyor açıkçası. Almanya'nın, Amerika'nın Ay'a dönüş planları var. Çin yine orada iddialı. Evet, dün Türkiye'de bir sonraki hedefinin Ay olduğunu belirtti. Uzay savaşları, Ay savaşları dediğimiz gibi kızışıyor. Ama Japonya gibi dediğimiz ülkelerde de mesela hakikaten kıskandırıcı birçok gelişme oluyor. Mesela karbon ayak izini neredeyse sıfıra düşürmeye hedefliyorlardı. Ona çok yaklaştılar. Dünyanın mesela hedeflediği birçok yere, Avrupa'nın mesela, Japonya çoktan ulaşmış durumda. Uzay yolculuğu, uzay rekabeti de tabii ki bu dünyadaki rekabetten çok da farksız değil. Çok farksız. Orada da evet değil mi? Önde. Değil mi? Evet, orada da önde gibi gözüküyor. Ama bataryası tükenmiş. Yani bu gerçekten onu hesaplayamamış. Doğru yerde, doğru zamanda durmak herhalde bu işin en büyük örneklerinden evet, biri. Batarya biraz daha hedeflendiği yerde olsa böyle bir sıkıntı olmaz. Bir işin zorluğunu roket bilimi değil ya diye anlatırsınız ya da kolaylığını. İşte roket bilimi, uzay bilimi evet. çok zor bir şey. Hata payı çok yüksek. Teşekkür ediyoruz Süheyla.